Hararet, dünyadaki en baş belası şeylerden birisi. Motorlarda hararet tehlike yaratır. Bu nedenle her otomobilin soğutma sistemi vardır. Otomobilimizin soğutma sisteminde suyun hedefinin neresi olduğunu hep merak etmişizdir. Su, radyatörden aşağıya doğru iner. Daha sonra su pompasına ve daha sonra motorun içine girer. Motor içindeki bu nehir şeklindeki akış motora giren ilk su akışıdır. Silindirlerin etrafında bulunan ceketler, yani soğutma kanalları sayesinde en çok ısınan kısımlarda suyun dolaşımı sağlanır ve silindir duvarları eşit şekilde ve düzgünce soğutulur. Alt nehirden gelen akış yönü valf yuvalarına doğru girecek şekildedir. Daha sonra akıntı valfler sayesinde silindir kafalarına kadar püskürtülür. Silindir kafası boyunca dolaştıktan sonra su orayı terk eder ve soğutma işlemini yaptıktan sonra üst kısımdaki kanallardan radyatöre geri akar. Kahve tabağı içindeki kahvenin soğutulması aracın radyatöründe gerçekleşecek olan işlemlere benzerdir. Tabağın içinde sıcak kahve geniş bir alana yayılır ve böylece sıcak sıvının soğuma şansı daha da artar. Ve soğumanın daha hızlı ve daha iyi yapılması için hava yardımıyla sıcağın taşınması gerekiyor. Şimdi kahveye üfleyerek hava gönderiyoruz ve hava gönderdiğimizde sıcak havanın hava dolaşımı ile taşınmasına yardımcı oluyoruz. Kısaca geniş yüzeyler ısının hızlı bir şekilde yok olmasına yardımcı olur. Sıvı daha fazla havaya maruz kalır ve daha fazla ısı taşınır. Şimdi tabağın üzerine bir başka tabak ile kapatıyoruz. Dik duracak şekilde ayarlıyoruz. Buraya bir fan koyduk. Ve bir radyatörümüz oldu. İşte geniş bir yüzey ve daha büyük hava akımı. Aracımızın radyatöründeki ısıyı sudan çıkaran sistem de budur. Gördüğünüz gibi hava fan hareketiyle radyatöre hızlı bir şekilde çekiliyor. Ayrıca motorun etrafında da dolaşıyor. Motor hızlandığında ise soğutma konusunda yardım buluyoruz. Hava hızdan dolayı daha hızlı bir şekilde radyatöre giriyor. Motorun her parçasının en iyi çalışma durumu için belirli sıcaklığı vardır. Silindir duvarı yakınındaki su ceketinin sıcaklığı 212 derece olduğunda sadece suyu kaynatabilecek kadar sıcaktır. Piston ile silindir duvarı arasında sıcaklık 350 derece, pistonun tepesindeki sıcaklık ise 600 derece olduğunda civayı kaynatacak kadar sıcaktır. Yanma odasında sıcaklık yaklaşık 3000 derece olduğunda çeliği eritecek kadar sıcaktır. Motor içinde çalışan bütün sistemin doğru sıcaklığa sahip olmasını sağlamak için doğru miktarda su koyulmalıdır. Ne çok sıcak ne çok soğuk. Eğer suyu yeterli miktarda koymazsak hepimiz metalin ne hale geleceğini biliyoruz. Çelik ısındığında genişler. Bu nedenle demiryolu rayları arasında boşluk vardır. Bu boşluk rayları ısındığında ve genleştiğinde korur. Dökümhanelerde, lokomotif tekerleklerin yapımında da aynı ilke kullanılmıştır. Bir otomobil motorunun içindeki metal de sıcaklaştığında genleşebilir. Ve aniden kaynayan su motorun her parçasını genleştirebilir. Bunun sonucunda hiçbir parça hareket etmez ve sistem bir hurda olur. Bu nedenle radyatörün iyi ve doğru çalışması her zaman için önemlidir. Yakıtın içeri girmesini ve yanık gazın dışarıya atılmasını sağlayan valfler motorun sıcak noktasında bulunur. Bu yüzden özel bir su püskürtücü gereklidir. Sıradan bir soğutma olmaz. Valf yuvasında her zaman soğuk olmalıdır. Yuvaların serin olduğundan şüphe duymamamız için su doğrudan valf yuvalarına fışkırtılır. Bu tür soğutma valfleri etkili bir şekilde çalıştırır, uzun ve kullanışlı bir ömür sağlar. Valf ve valf yatağı ne kadar sağlam yapılırlarsa o kadar uzun ömürlü olur.
Modern otomobillerde motordaki tüm parçalar yeni bir tür sistemle de soğutulurlar. Bu su ceketleri silindir duvarlarını boydan boya eşit ve düzgün soğutmayı sağlar. Silindir duvarlarında her zaman serinletme işi olduğundan pistonlar serinliğini korur. Düzgün şekilde soğutulan pistonlar silindir duvarlarındaki yağ filmi ile temasta tutulurken yağ sıcaklığı da düşürülmüş olur. Şimdiki testte otomobilin soğutma sistemini denemek için ağır yük bağlıyoruz ve onu dağa tırmandırıyoruz. Yolculuğa başlamadan sıcaklık göstergesini kontrol ediyoruz. İbre 180'i gösteriyor. İbre hala 180'de ve soğutma sistemi sorunsuz çalışıyor.